Kadınlar Voleybol Ligi'nde sezonu Süper Kupa ve Lig şampiyonluğuyla tamamlayan Fenerbahçe Grundig'in genç liberosu Melis Yılmaz'la geçtiğimiz günlerde keyifli bir söyleşi yaptık. ...2010 yılında Fenerbahçe küçük kız takımına gelen ve sırasıyla yıldız ve genç takımına kadar yükselen 1997 doğumlu libero, geçen yıl profesyonel sözleşmeye imza attı. Sporcu adaylarına örnek teşkil eden Melis Yılmaz, bu sezon çifte kupa kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifler yerinde tabii. Sezonu iki kupayla bitirmek. Daha başka ne isteriz yani bundan başka. Mutluyuz. Gelecek sezon için çalışmalar başladı. Şimdi milli takım var. Kısa bir aradayız şu an, dinleniyoruz. Sonra tekrar aynı tempo devam edeceğiz. Performansını sorduğumuz Melis, çok çalıştığını ve verilen şansları iyi değerlendirdiğini söyledi. Tabii Melis Yılmaz için de ayrı bir farklıydı. Yükselen bir yıldız olduğunu, çünkü Merve ile beraber aslında libero senesiydi diyebiliriz bu sene. Sen Melis Yılmaz'ı nasıl yorumlarsın? Nasıl yorumlarım? Çok çalışan ve yorulan diyebilirim. Sürekli ekstra yapan da diyebilirim. Benim açımdan sezon ekstra yorucu geçti. Çünkü daha çok çalışmam gerekiyordu. Hani süre bulamadığım zamanlarda daha fazla pes etmeden ekstra yapmam gerekiyordu. Ve bunu bana antrenörüm verdi. Biz gençler olarak her zaman çalışmayı hiç bırakmadık diyelim. Bize verilen şansı da maçlarda iyi değerlendirmeye çalıştık. Güzel bir sezon oldu. Genç voleybolcu bu sezon maçlarda sarı meleklerin uyguladığı uğurları da bizimle paylaştı. Totemli bir sezon oldu biliyorum. O totemlere sen de katıldın. Neler yaptınız bütün bir sezon? Akılda neler var? Seremoniden sonra bence gelirken işte önce çakma Elif ablaya çakıyoruz. Sonra işte Medya'ya, Ezgi. Kesinlikle. Kimse hani şey kafasına göre yapamaz. Evet. Hani hemen çağırıyor veya kenarısını. Gel buraya, çakmam lazım. Melih oyuna girecek, gidip onu yakalamaya çalışıyorum. Orada çakman lazım bana diye. Hani böyle totemler vardı. Veya sahaya çıkarken ben Ezgi ile çıkıyordum. Hani Poli Melih ile çıkıyordu. Öyle küçük küçük totemlerimiz vardı. Takı takmayı sevdiğini belirten Melis Yılmaz, anne ve babasının hediye ettiği kolyenin kendisine şans getirdiğini vurguladı. Bu hep üstümde. Çünkü annem ve babamın doğum günü hediyesi. Kolyelere karşı ayrı bir ilgim var. Her doğum günümde kolye alıyorum. Hani ya nazar boncuğu, ya ismim, ya bir dua, bir şey. Yani hep boynumda hep bir kolye oluyor. Bu da totem diyebiliriz. Veya küpelerim, halka küpeyi çok seviyorum. Çünkü hem spor hem de günlük hayatta da gitmeye, kulağına zarar vermek istiyor. Evet, yani top geldiğinde pek bir batma şey de olmuyor. Daha sonra tokalar var. İşte. Tabii tokalar olmazsa olmaz. Bu sene hep senin saçlarını bazen topuza da çok önem verdiğini ve çok uzun uzun hazırlandığını biliyorum. Evet. Fenerbahçe Grundig'li oyuncular maçlarda taktıkları tokaların da takıma uğur getirdiğine inanıyor. Tokalar en büyük totemim diyebilirim. Hani bir Eda ablanın bana 3 sene önce verdiği toka vardı. Önemli maçlarda evet, ona hani saçımın arkasına hani Şampiyonlar Ligi'nde takmıştım. Sonra oyuna girdim. Bana şans getirdi, iyi oynadım. O yüzden hala hani onu saklıyorum. Milli takıma giderken de yanımda taşıyorum. Söyleşimizde başarılı libero'dan takıma ekstra motivasyon sağlayan tezahüratı da öğrendik. Taraftarların desteği çok büyüktü bu sezon, hem Ankara'da hem İzmir'de. Senin böyle en çok hani o sahada sizi gaza getiren en sevdiğin tezahürat hangisi? İşte sarı melekler o, hani sürekli bizi gaza getiriyordu. Bir daha şöyle bakıp söylesene. Sarı melekler o, sürekli bizi gaza getiren de hani statta da yaptılar biz yürürken. En sevdiğim tezahürat herhalde o. Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Melis Yılmaz, gelecek sezon 3 kupayı da kazanmak istediklerini dile getirdi. Bizi destekledikleri için, sezon boyu yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sezon 3 kupayı armağan etmek istiyoruz.